Mehmet Hacet İyi Parti HDP düellosu. Arkası gelir mi? İttifak zarar görür mü? Dün mecliste iki partinin HDP ve İyi Parti'nin meclis grup toplantıları vardı ve bu toplantılar pek sık rastlanmayan bir söz düellosuna sahne oldu. Önce İyi Parti Genel Başkanı sıfatıyla Meral Akşener konuştu. HDP PKK ilişkisine dair kendisinden son dönemde az duyulan sözler sarf etti. Siirt'te bir HDP'linin burası Kürdistan çıkışını hatırlatan akşener Neye şaşırıyorsunuz? Bu adam HDP'li. Biz HDP'yi terör örgütü PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. Kürdistan söylemi kime ait? PKK'yı ifadelerini kullandı. Bu konuşma bittikten hemen sonra HDP'nin grup toplantısı başladı. Partinin eş başkanlarından Mithat Sancar, Akşener'in bu sözlerine acizsiniz diyerek cevap verdi. İktidar ne kadar acizse HDP'ye iktidar diliyle saldıranlar da o kadar acizdir. HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek, üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir. Bu düellonun soru nereye varır diye soracak olursanız, varacağı bir yer yoktur diye cevap veririm. Meral Hanım, Siirt'te karşılaştığı sürprize o anda hazırlıksız yakalandığı için üzerine düşünerek verebileceği cevabı verememenin eksikliğini hissettiği için meclis grubunda o sözleri sarf etmiş oldu. HDP tarafı ise İYİ Parti'ye had bildirme anlamında başından beri elini korka kalıştırmadığı için rahatça cevabını verebildi. Bu kadar işte. Hepsi bu. Ona bakarsanız daha önce Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden söylediği içinde faşizm geçen cümleler hatırlandığında Mithat Sancar'ın söyledikleri muhtedil eleştiri olarak kalır. Demek istediğim İyi Parti ile HDP siyasi yelpazenin iki ucunda yer alıyor olsalar da ara sıra böyle söz düellosuna girseler de hedef ortaklığı anlamında birbirlerini kollamak zorundalar. İpleri tümden koparmamak zorundalar. Sözlü itilafları eylemsel itilaflara dönüştürmemek zorundalar. Niçin? Çünkü siyasi hedeflerine ulaşmanın yolu bu zorunlu birliktelikten geçiyor. Tekrar edeyim. Meral Hanım'ın yukarıda aktardığım HDP'yi terör örgütü PKK'nın yanında konumlandırıyor şeklindeki sözlerini HDP ile aynı ittifak paydaşı olmaktan duyduğu rahatsızlığın bir dışa vurum olarak görmek doğru bir analiz olmaz. Öyle olsaydı Akşener HDP'yi PKK'nın yanında konumlandıran bu sözlerini Siirt'te karşılaştığı durum bağlamında değil de mesela CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine HDP'nin talebini şartını kabul ederek hayır demesiyle ilişkilendirerek pekala dile getirebilirdi. Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz diye sorabilirdi. HDP'nin PKK ile aynı yerde konumlandığından haberiniz yok mu diye sorabilirdi. PKK'nın YPG'nin Türkiye için bir tehdit olduğunu gerçekten kabul etmiyor musunuz diye zorlayabilirdi. Fark edildiyse CHP'nin HDP ile neredeyse stratejik ortaklık deklarasyonu anlamına gelen o tutumuna İyi Parti içinden hemen hemen hiç ses çıkaran olmadı. Şimdiye kadar her seferinde evet oyu verdiğiniz Irak ve Suriye tezkeresi için şimdi neden hayır dediniz diyen olmadı. CHP Libya tezkeresi için böyle davranmış olsaydı kafalarda daha az soru işareti oluşabilirdi. Oysa Irak tezkeresi demek, Suriye tezkeresi demek doğrudan PKK ve terörle mücadele tezkeresi anlamına gelir. Ancak görünen o ki bu son gelişmede İyi Parti içinde bir dertlenme duygusu oluşturmamış. CHP'nin gizli gündemi ne olabilir? Salı günkü grup konuşmasında MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin gizli bir gündemi olduğundan söz ederek, arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum dedi. Şu sözlerle, CHP'nin gizli gündemini halkımıza ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum. CHP, HDP ile birlikte tezkereye hayır, PKK'ya evet demiştir. Bugün CHP, Kurtuluş Savaşı yıllarında olsaydı, yeri ve siperi kesinlikle düşmanın yanı olurdu. CHP'nin HDP ile stratejik ortaklığa yürüyüş deklarasyonu anlamına gelen tezkere kararı haliyle milliyetçi çevrelerde büyük rahatsızlık uyandırdı. Bahçeli'nin yukarıdaki sözlerini bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Bahçeli'nin bu sözlerinde yer alan CHP'nin gizli gündemi vurgusu önemli. Acaba ne olabilir o gizli gündem? <laughs>